Merhaba Çift Devletlet izleyenleri, ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda pek çok takipçimizin sürekli sorduğu sorunun cevabını arayacağız. Acaba Samsung Galaxy A70 mi dahi yoksa Huawei P30 Lite mi? Samsung Galaxy A70 ve Huawei P30 Lite'ı daha önce detaylı bir şekilde incelemiştik. Muhakkak bu videoyu izliyorsanız ve daha önce incelemeleri izlemediyseniz incelemelerini izleyin. Özellikle iki telefondan birini satın almayı düşünüyorsanız yine incelemelerini izlemenizi tavsiye ederim. İki telefonu detaylı bir şekilde inceledik. Kartlarda da bulabilirsiniz. İki telefonu neden karşılaştırıyorsunuz? İki telefonun karşılaştırmasını neden hazırladık? Hem kullanıcılardan bu yönde çok talep geldi. Hem de fiyat aralıkları benzer iki modelden bahsediyoruz. İki telefonda yaygın olarak 3499 TL'ye bulabiliyorsunuz. E, Samsung Huawei rakip Aynı fiyat segmentinde iki telefonlar var ve bunları karşılaştırmayalım da ne yapalım? Şimdi karşılaştırmamıza başlıyoruz. İlk madde tasarım. Samsung Galaxy A70 ve P30 Lite esasında tasarım anlamında birbirlerinden farklı telefonlar. Biri tablet sınıfında diyebileceğimiz 6.7 inç büyüklüğe sahip epey büyük bir akıllı telefon. Yani Samsung Galaxy A70'i her kullanıcı boyut açısından sevmeyebilir. Bir kere onu kabul etmemiz gerekiyor. Herkes için ideal bir büyüklük değil 6.7 inç. Ben seviyorum. Ben kullanmayı severim bu büyüklükte telefonları. Ama daha küçük kompakt boyutta bir telefon kullanmak istiyorsanız en azından ya Galaxy A50'ye yöneleceksiniz Samsung tarafında ya da Huawei P30 Lite ya da farklı üreticilerin diğer telefonlarına geçiş yapabilirsiniz. Huawei P30 Lite P30 ailesinin en küçük ve en uygun fiyatlı üyesi olduğu için de ekranının küçük olmasını normal karşılıyoruz. Ekran boyutları ne diyecek olursanız Huawei P30 Lite'in ekran boyutu 6.15 inç büyüklüğünde ve IPS tabanlı bir ekranla beraber geliyor. Full HD çözünürlükte yani 1080'e 2312 piksel 415 ppi piksel yoğunluğuyla beraber geliyor. U tipi ya da damla diyebileceğimiz bir çentik yapısıyla geliyor. Zaten iki telefonun ekran tipi ve çentiği benziyor. Tabi panel tipleri tamamen farklı. Şimdi Samsung Galaxy A70'e bakacak olduğumuzda 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekranla beraber geliyor. Bu ekranın çözünürlüğü 1080'e 2040 piksel. Galaxy A70 sinematik bir ekranla beraber geliyor ve 20'ye 9'luk ekran oranıyla beraber geliyor. Zaten büyük de bir ekran var. 20'ye 9 ekran oranıyla beraber iki uygulamayı çoklu pencere olarak açtığınızda daha güzel bir oturma alanı sağlıyor. Ayrıca görüş açısı, video ve oyun açısından da başarılı bulduğumu söyleyebilirim. İki telefonun ekranını çok deneyip kullandım. Ben görüntü kalitesi ve görüş açısından Galaxy A70'i daha başarılı buluyorum. PPI anlamında ekran büyüklüğünden dolayı 393 PPI. Hani 415'e 393 biraz PPI A70'in daha az ama hem kontrast olsun hem panel teknolojileri arasındaki farklılıkları olsun. Galaxy A70'i ekran deneyimi açısından öne taşımaya yetiyor. Galaxy A70'in fiziksel olarak artılarından biri ekrandan parmak izi okuyucusu. Artık ekrandan parmak izi okuyucusu yeni nesil cihazlarda bulunan yeni nesil özellik. Huawei P30 Lite'ta arkada parmak izi okuyucusunu görüyorsunuz. Zaten ekran tipi IPS olduğu için e, bu telefonda ekrandan parmak izi okuyucusunu konumlandıramazdınız. AMOLED olması gerekiyor e, ekrandan parmak izini çalıştırmanız için. Fiziksel anlamda göze ilk çarpan farklılıklardan biri bu. İki telefonda tek hoparlörle geliyor ve iki telefonda da alt kısmında 3.5 mm'lik girişi var. İki telefonun ...USB Type-C formunda şarj oluyor. İki telefonun da... ...onun haricinde çok çok ciddi... ...farklılıkları bulunmuyor. Şimdi tasarımdan ekrana geçerken... ...ekran koruma camından da bahsetmem gerekiyor. İki telefonun da... ...kutusundan çıktığında ekranda bir koruyucu... ...jelatin bulunduğunu görüyoruz. Samsung tarafında Gorilla Glass 3 ile... ...beraber geliyor. Huawei tarafında da... ...herhangi bir şekilde Gorilla Glass... ...olduğuna dair bir ibare bulunmuyor. Ama ön tarafında cam olduğu özellikler arasında belirtiliyor. Sadece camın ne olduğu belirtilmiyor. Diğer taraflara da bakacak olduğumuzda kasa iki telefonda da plastik Samsung'un arka tarafa baktığımızda plastik adı verilen bir malzeme ile beraber geliyor. Huawei P30 Lite'da da buna benzer yani cama benzer plastik hissi aldığınız bir kaplamayla beraber geliyor. Bakacak olduğunuzda iki telefonun da kasası amiral gemisi abileri kadar sağlam değil. Çünkü 7000 serisi alüminyum kasa, Gorilla Glass 5 ya da Gorilla Glass 6 camlar bunlar dayanıklılık ve çizilmelere karşı çok daha üst seviye ekipmanlar. Bunlar da biraz daha geri planda kaldığını görüyoruz bu iki modelde. Ben iki model modeli de alacak kullanıcıları bir kılıfla ve kendilerine daha koruyucu bir ekran filmi almalarını tavsiye ederim. Tabi olabildiğince ilk çıkan ekran filmini bol bol kullanın. O çizildikten sonra yeni ekran filmini alabilirsiniz. Şimdi herkes bu iki telefonun kamera performansını merak ediyor. Huawei tarafında 48 megapiksel çözünürlüğü ve arka taraftaki 3 kamerasıyla neler yapıyor. Ayrıca yine karşı tarafında bir de Galaxy A70 var. Onun da arka tarafında 3 kamera var ama ana kamerası 32 megapiksel çözünürlüğünde. Yani bu megapiksel savaşları mı desek buna ya da megapiksel farkı mı desek? Arada ne gibi farklılıklar var? Dilerseniz şimdi kameralara yakından bakalım. Huawei P30 Lite'ın ana kamerası 48 megapiksel çözünürlüğünde ve F1.8 diyafram değerine sahip. Samsung Galaxy A70 32 megapiksellik bir ana kamerayla beraber geliyor ve F1.7 diyafram değerine sahip. İki telefonda da ultra geniş açılı bir kamera bulunuyor ve bu kamera 8 megapiksel çözünürlüğünde Samsung Galaxy A70'te f2.2 diyafram değerine sahip ve 12 milimetrelik bir kamera var. Huawei P30 Lite'ın kamerası ise 13 milimetrelik. Yani ultra geniş açılı kameralardaki lenste 1 milimetrelik bir açı farkı var. Samsung Galaxy A70 1 milimden artık ne değişecekse o kadar daha geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor. Geniş açıyla ana kamera arasında çok çok büyük kalite farkı olmaması benim için önemli. Çünkü bazen bir yerin normal açıda fotoğrafını çekip ondan sonra ardından geniş açılı fotoğrafını çekiyorsunuz. Ve ikisini de paylaştığınız zaman ikisi arasında çok çok ciddi ton farklılıkları olmasını sevmiyorum. Özellikle Galaxy A70'in geniş açılı kamerası gece modunda beni çok şaşırttı. Yani gece ana kameradan Geniş açıya geçtiğinizde geniş açı çok daha iyi fotoğraflar çekebiliyor. Yani geniş açı gece fotoğrafı noktasında Galaxy A70'in daha iyi fotoğraflar çektiğini söyleyebilirim. Normal açılı kameralarda gece performansına bakacak olduğumuzda Galaxy A70 F17 diyaframla beraber geliyor ve biraz daha iyi performans göstermesini bekliyorsunuz. En azından ışığı biraz daha iyi alacağını düşünüyorsunuz. Çünkü F18'e göre F17 diyafram ışığı biraz daha iyi alır. Bu karşılaştırmada hani iki görselleri siz de görüyorsunuz. Yani aynı yere çektik gece modunda baktığınızda. Huawei P30 Lite ile Galaxy A70 arasında çok çok ciddi performans farkı göremediğimi söyleyebilirim. Huawei P30 Lite sadece yapay zekayı daha hızlı algılayabiliyor. Bazen yeri geldiğinde Galaxy A70'in görsel zekasında nesneleri algılaması biraz daha geç sürebiliyor. Onun haricinde çok çok farklı bir kalite farkı olduğunu söyleyemem gece modunda. Peki bu iki telefonda da üç tane kamera var arka tarafta. Üçüncü kamera ne işe yarıyor diyecek olursanız normalde ekranda görebileceğiniz bir işe yaramıyor. Yani e, geniş açı var, normal açı var. E, bir üçüncü mod yok. Genelde üst seviye telefonlarda bu üçüncü mod o zaman telefoto oluyor. Ya da dördüncü bir kamera ekleyip TOF sensörle ya da bir kamerayla derinlik algılaması yapılabiliyor. Bu iki telefonda da üçüncü kameralar derinlik algılaması için kullanılıyor. Şimdi bu iki telefonun kamera kısmında yaşadığım, kullandığım süre zarfındaki deneyimleri anlatacak olursam gün ışığında Huawei P30 Lite de Samsung Galaxy A70'de güzel fotoğraflar çekiyor gerçekten. Hani iki telefonun kamera performansı anlamında çok 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 ciddi farklılıkları var mı? Bence yok. Bu iki telefon arasında kaldıysanız ve sadece kamera arasında kaldıysanız iki telefon da sizi pişman etmeyecektir. İki telefonda beklentileri karşılayacak kamera performanslarına sahip. Sadece ana kameraları gece modunda biraz daha iyi olabilirdi. Hani sonuçta 3500 TL bandında bir telefon alıyorsunuz ve gece kameralarının biraz daha az grenli fotoğraf çekmesini beklerdim. Ama onun haricinde kameralardan beklediğiniz deneyimi alabiliyorsunuz. İki telefonun kamerası ile ilgili bazı konulardan da bahsetmem gerekiyor. Mesela Galaxy A70 harici mikrofon taktığınızda desteklemediğini söyleyebilirim. Yani Huawei P30 Lite ve Samsung Galaxy A70 harici mikrofon kaydıyla kendi kamera uygulamalarında şu anda çalışmıyor. Ee, yani ekstradan belki open camera gibi bir third party uygulamayla taktığınız mikrofonu destekleyebilirsiniz. Bunların haricinde video performansı anlamında Galaxy A70'i biraz daha başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Eğer Huawei P30 Lite'ın 48 megapiksellik kamerasını ben kullanacağım diyorsanız 48 megapiksel fotoğraf çekerken yapay zekanın çalışmadığını da söylemek istiyorum. Huawei P30 Lite lane'i güzel bir haberim daha var. 2x zoom'u güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani 48 megapiksellik bir sensörle beraber geldiği için fotoğrafı daha yüksek bir çözünürlükte çektiği için bu sefer yakınlaştırma konusunda bir avantaj sunuyor sizlere ve 2x zoom'la da ekranda görüyorsunuz. Hem geniş açı hem normal açı hem de 2x zoom yaptığınızda da güzel fotoğraflar çekebiliyor. Zoom performansını kıyasladığımızda Samsung Galaxy A70'de 32 megapiksellik bir kamerayla geldiği için o da belli bir yere kadar zoom yeteneklerine sahip ama iki telefonda çok fazla zoom yeteneği beklemeyin ve P30 Lite'ın zoom yeteneği bir tık daha iyi Galaxy A70'e göre. Ve gelelim arka kameraların video özelliklerine. Özellikle Samsung Galaxy A70 4K 30 FPS, Full HD 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Ayrıca ağır çekim desteklerine de sahip. Huawei P30 Pro'da ağır çekim video kaydı yapabiliyorsunuz ve Full HD 60 fps, 30 fps video kaydı yapabiliyorsunuz. 4K video kaydının olmadığını söyleyelim. Ben Galaxy A70'in video akıcılığını biraz daha beğendiğimi söyleyebilirim. Genel toplamda bakacak olduğunuzda tekrar özetlemek gerekirse kameralar arasında çok 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 ciddi farklılıklar hissetmeyeceğinizi söyleyebilirim. Ben Galaxy A70 ile bir tatile çıktım Galaxy S10 Plus'tan sonra. Hani bir A70 kullanayım dedim. Gün ışığında hayatımda çok bir şey değişmedi. Akşam farkı biraz daha hissediyorsunuz. Ama akşam hani iki telefonu kıyasladığınızda da zaten çok ciddi farklılıklar olmadığını tekrar söyleyeyim Samsung Galaxy A70'te 32 megapiksel çözünürlükte bir ön kamera var ve bu ön kamera F2.0 diyafram değerine sahip. Huawei P30 Lite'ın ön kamerası ise 24 megapiksel çözünürlükte ve onun da diyafram değeri F2.0. İki telefonun da ön kamerasını deneyimlediğinizde ben gün ışığında Galaxy A70'i biraz daha beğendim en azından detay keskinliği açısından ama Huawei P30 da biraz daha fazla bir canlı renk verdiğini söyleyeyim. Yani çok fazla renk seven, daha canlı renkleri sevenler Huawei P30 Lite'ı biraz da tercih edebilir ama Galaxy A70 sanki renk tonu açısından biraz daha gerçekçi fotoğraflar çekiyor. Bu sefer selfie gece çekecek olduğunuzda iki telefonda da yine e, siyahlıklarda grenleşmelerin başladığını ve netliğin biraz azaldığını söyleyebilirim. Yani iki telefonun ön kamerası gece inanılmaz selfiler çekmeyecektir. Ama gece olup ışık olan yerlerde ve gündüz ışığında çok güzel selfie'ler çekebileceksiniz. Ve şimdi geldik bu iki telefon arasındaki donanım farklılıklarına. Huawei P30 Lite'da Kirin 710 işlemcisi var. İncelemede de söylemiştim. Kirin 710 işlemcisini 1500-1600 TL'lik bir telefondan Huawei P Smart 2019'dan ya da Honor'un Uygun fiyatlı modellerinden tutun. 3500 TL bandındaki P30 Lite'da bile görebiliyoruz. Kirin yani 710 işlemcisi güzel bir işlemci ama artık 3500 TL bandına çıktığınızda bu sefer rakiplerinden geride kalan bir işlemci. Snapdragon 675 ile geliyor Galaxy A70 ve bu iki telefonun performansı nasıl? biraz da onları konuşalım. Öncelikle sentetik testlere geçmeden önce günlük deneyimden bahsetmek gerekirse günlük menü akışı açısından Galaxy A70 daha hızlı bir deneyim sizlere sunuyor. Yani Huawei P30 Lite'da kasmıyor tabi çok fazla ama mesela Google hızlı başlat menüsüne girdiğinizde ya da bazı yerlerde o frame düşüşlerini biraz daha hissedebiliyorsunuz. Çünkü Kirin 710 işlemcisi de gücü belli olan bir işlemci. Kötü bir işlemci değil ama bu fiyat segmentine çıktığınızda artık menüdeki FPS bile sizin için önemli olabiliyor. Şimdi performans farklılıklarına bakacak olduğumuzda İlk testimiz Antutu. Snapdragon 675 ile Galaxy A70 Antutu da 168.212 puan almaya başarırken Kirin 710'lu Huawei P30 Lite ise 128.626 puan almış. Diğer bir testimiz ise Geekbench. Geekbench'te hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdek skorlarına yakından bakacağız. Tek çekirdekte Snapdragon 675'in avantajı Kirin 710'a göre oldukça yüksek. 2383 puan alıyor tek çekirdekle Galaxy A70. Huawei P30 Lite ise 1544 puan alıyor. Çoklu çekirdeğe bakacak olduğumuzda A70 6442 puan alıyorken Huawei P30 Lite ise 5477 puan alıyor. Diğer bir testimiz GFX Bench. GFX Bench de oyun performansını telefonların anlayabilmemiz için önemli bir test. İlk testimiz Manhattan. Burada telefonların kendi ekran çözünürlüğünde aldığımız skorlar Galaxy A70'de 19 FPS, Huawei P30 Lite'da 16 FPS. Aynı testte ekran kapalı alınan skorlarda A70 21 FPS, P30 Lite ise 18 FPS alıyor. T-Rex'e gelecek olduğumuzda Galaxy A70 kendi ekran çözünürlüğünde 37 FPS alırken P30 Lite 32 FPS alıyor. Ekran kapanınca Galaxy A70 41 FPS alırken Huawei P30 Lite ise 34 FPS alıyor. Yani grafik birimlerinin ve genel işlemci gücünden de Galaxy A70'in Oyun performansının, grafik performansının biraz daha iyi olduğunu görüyoruz. Peki bu iki telefonu termal anlamda kıyaslayınca durum ne? E, CPU treating testte uzun zamandır görmediğim bir şey Galaxy A70'de gördüm. Galaxy A70'i kullanırken de bu özelliğini çok sevmiştim. Herhangi bir şekilde termal treating olmadı. Yani hiçbir şekilde kayıp yaşanmadığını gösteriyor. Bu gerçekten gözlerimi yaşarttı. Yemyeşil bir alan e, görmüş olduğunuz herhangi bir termal kayıp yok özellikle uzun süre PUBG oynuyorsanız, oyun oynuyorsanız telefonun ısınıp performans kaybı yaşamadığını söyleyelim. Bunun en önemli sebebi telefon büyük. Telefon büyük olduğu için de termal anlamda işlemci daha güzel soğutulabiliyor. Huawei tarafına bakacak olduğumuzda ise test bir başlıyor. Yaklaşık 5 dakika hatta 5 dakikadan daha kısa bir süre sonra direkt %80 seviyesine düştüğünü görüyoruz ve %74'e kadar düşüyor. Yani nereden baksanız %25 seviyesinde bir kayıp işlemci tarafından yaşanıyor. Yani Kirin 710 zaten performans anlamında durumu belli bir işlemci. Onu termal anlamda da biraz daha iyi desteklemek gerekiyor. Burada bakacak olduğumuzda termal anlamda da performans anlamında da Samsung Galaxy A70 daha iyi bir telefon P30 Lite'a göre. Sadece farklılıklar bunlar mı? Değil. Yani işlemci farkı var evet. RAM tarafında da farklılıklar var. Galaxy A70'te 6 GB RAM var. Huawei P30 Lite'da 4 GB RAM var. Galaxy A70'in 6 GB RAM ile geliyor olmasının en büyük avantajı arka tarafta sürekli uygulama açın. Bu uygulamalar arasında geçişler yapın ve bu uygulamalar yeniden başlamadan geçiş yapabiliyor. Ve bu geçişleri yaparken de kasmıyor. Frame düşüşü yaşatmıyor. Güzel bir deneyim bizlere sunuyor. İki telefon Android 9 ile beraber geliyor. Arayüzleri güncel. İki telefonda da 128 GB'lik dahili hafıza var. Ayrıca micro SD kartla da hafızalarını artırabiliyorlar. Donanım kısmını kapatmadan önce bağlantıları da bir ekleyelim. Bağlantı kısmında da Samsung Galaxy A70 Bluetooth 5.0 avantajına sahip. P30 Lite ile Bluetooth 4.2 var. Yani çok Bluetooth kullanıyorsanız bu Bluetooth 5.0'ın avantajlarını belki hissedebilirsiniz. Onun haricinde Wi-Fi 802.11 AC bağlantısını iki telefonda destekliyor. NFC, GPS ve FM radyo iki telefonda da mevcut. Ayrıca iki telefonunda bağlantısı USB type c ve Samsung Galaxy A70 ile Huawei P30 Lite'ın karşılaştırmasının sonuna geldik ama son maddemiz batarya arkadaşlar. Galaxy A70'de 4500 mAh devasa bir batarya var ve batarya testinde 4800 puan almayı başarmış. Aynı testten Huawei P30 Lite 3600 puan alıyor. Huawei P30 Lite'ın 3340 mAh'lik bir bataryası var. Arada 1000 mAh'den daha fazla bir batarya farkı var. Her ne kadar P30 Lite'ın donanımı ve ekran boyutları daha küçük olsa yani pil açısından biraz daha avantajlı gibi gözükse de Galaxy A70'in ekranı AMOLED tabanlı olduğu için ve işlemcisi 1 nanometre daha avantajlı olduğu için güç tüketiminde çok da bir fazla farklılık olmuyor. O Bataryadaki kapasite farkı bu sefer A70'in hanesini avantaj olarak yansıyor. Ben puanlardan anlamam. Bana rakam söyle diyecek olursanız. Ekran açık süresi yaptığımız testte P30 Lite'da 6 saat. Galaxy A70 ise tam tamına 8 saat arkadaşlar. Arada 2 saatlik ekran açık süresi farkı var. Bu da oldukça önemli bir fark diyebiliriz. İki telefonda da hızlı şarj var. Galaxy a 70 25 wattlık süper hızlı şarj var. Hatta Samsung Galaxy S10 Plus'ta bile bu şarj aleti yok. Huawei tarafında da 18 wattlık bir hızlı şarj var. Hızlı şarj performansları benzer. Çünkü arada bataryanın kapasite farkı olduğu için iki telefonda benzer seviyelerde şarj oluyor. Samsung Galaxy A70 25 watt hızlı şarjla beraber 18 watt hızlı şarja sahip P30 Lite'den çok daha hızlı bir şekilde şarj olmuyor. Çünkü arada 1000 miliamperden daha fazla bir batarya var. Ve bu bataryayı kapasite büyük olduğu için şarj etmek için daha yüksek bir güce ihtiyaç duyuyorsunuz. Hız anlamında avantajlı olabilmeniz için bu aradaki watt farkı, şarj aletlerindeki watt farkı zaten batarya büyüklüklerine gidiyor. Hani süre olarak çok çok büyük avantaj farklılıkları yok. Hatta Galaxy A70 25 watt'lık adaptörden beklentilerinize göre biraz da hani tam şarj olma süresi daha fazla neredeyse 2 saate yakın bir tam şarj olma süresi var ama Hani bakacak olduğunuz %50 seviyesinde yeterli bir şarj performansı sunuyor yarım saat içerisinde. Dediğim gibi Samsung Galaxy A70 pil performansı açısından daha güçlü. Hızlı şarj olma açısından da P30 Lite'de benzer bir deneyim bizlere sunuyor. Evet arkadaşlar, aynı fiyata sahip olan Samsung ve Huawei modellerini karşılaştırdık. Galaxy A70 ve P30 Lite'ı yan yana koyduk. Avantajlarını, dezavantajlarını söyledik. Tabii ki de iki telefon arasında çok çok ciddi bir fark var. O da boyut. Yani biri 6.15, biri 6.7. Ekran boyutu haricinde işlemci, ekrandan parmak izi okuyucusu ve batarya kapasitesi gibi ciddi farklılıklar da bulunuyor. Artık bunlar sizin için çok önemliyse Galaxy A70'i tercih edeceksiniz. Kamera tarafında ise çok çok ciddi farklılıklar yok ama Huawei P30 Lite'ın kamera yazılımı sonuç aldıktan sonra yani çıktı çıkan fotoğrafa baktığınızda geceleri biraz daha iyi performans veriyor diyebilirsiniz yerine göre ama genel olarak siz de gördüğünüz fotoğraflar arasında çok çok ciddi farklılıklar yok. Gece performansı anlamında ikisini de çok beğenmediğimi söyleyeyim. Ee, ama ultra geniş açılı kamera Galaxy A70'de beni çok şaşırttı. Ultra geniş açılı kameranın gece modu P30 Lite'in geniş açısından çok daha iyi. Onun haricinde diğer kameralar arasında öyle çok astronomik farklılıklar görmeyeceksiniz. Tabii sizin yorumlarınız neler? İki telefon arasında hangisini tercih edersiniz? Yukarıya hem ilgili videoları hem de bir anket koydum. Orada e, siz hangi telefonu tercih edersiniz? Ankette de yorumlarınızı, tercihlerinizi bekliyoruz. Ayrıca aşağıya da yorumlarınızı bol bol yazın arkadaşlar. Özellikle bu iki telefonu da kullanan varsa, kendi yorumlarını da yazarsa onlar da takipçilerimiz için önemli olacaktır. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.